Hop! Oh, aslanım benim be! Oh, aslanım! Ah! Hıyt! Oh! Posta kutusuna koyuyoruz balıkları. Şimdi köpük olmadığı zaman kamışımızı geri çekiyoruz. Çünkü böyle atıyoruz. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Çok şükür biz iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Yine neredeyiz? Güzel bir meradayız. Alanya'da değiliz bu sefer. Gazipaşa'dayız. Uzun zaman oldu. Video atmadım. Çok öyle özelde mesaj yazdım. Hasta mısın falan filan diye soranlar oldu. Öncelikle merak edip yazan, soran, sormayan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoya gitmeden önce sizlerden ricam, kanalıma abone olup beğenip yorum yaparsanız beni çok memnun edersiniz. Haydi o zaman videoya geçiyoruz. Bize rast gelen. Balıklarını biraz topladık. Bugün farklı bir meradayız. Alanya'da değilim. Denemelik iki tane balığı yakaladım. Bakalım nasibimizde varsa alacağız. Haydi bakalım. Hop. Gel bakalım Paşa Efendi. Dur. Arkadaşlar siz sayabilirsiniz. İki tane balığı önceden yakaladım. Aslanım benim be. Posta kutusuna koyuyoruz balıkları. İki önceden yakaladım ha. Sonra balıkları önceden yakalayıp çok gösteriyor demeyin. Zaten amacımız öyle çok göstermek falan değil de böyle hatıra oluşturmak. Nasibimiz de var, sağlayacağız. Sizler de biliyorsunuz ki uzun zamandır balık avına gelmiyordum. Yavaş yavaş başlayalım artık. Arkadaşlar, şimdi çok soruyorlar, tamam mı? Aklınızda takılan bir şey olursa yorumlarda yazınız. Herkese dönüş yapıyorum. Uzun uzun sohbet etmek isteyen olursa da Instagram hesabından mesaj atarsanız onlara da dönüş yapıyorum. Şimdi köpük olmadığı zaman kamışımızı geri çekiyoruz. Şimdi böyle atıyorum ya, attıktan sonra köpük çekilir çekilmez hemen geri çekelim. Çünkü toplanan balıklar kamışı gördüğü zaman ürküyor. Bak şu an köpük var mesela, hemen atıyorum. Bak köpük çekildi hemen. Ne yapıyorum? İğnemin ucunda yemi görsem bile balık gelecek diye beklemeyelim. Çünkü bu melanur balığı arkadaşlar. Kefal gibi düşünmeyin veyahut da diğer balıklar gibi düşünmeyin. Yani sarpadır, sokardır, kefaldir. Bunlar da yem yiyeseye kadar oltanızı tutuyorsunuz. Zaten onlar şamandır avı, farklı balık avı stilinde. Ama bu melanurda köpük olması gerekiyor. Ucunda yem olsa bile köpük gittiyse oltanızı geri çekin arkadaşlar. Mesela şimdi bak. Bunu atacağım ama şu an köpük yok. Bekliyorum. Dalganın gelip taşa çarpması ve oluşturduğu köpüğün arkasına hemen sallayacağım. Şu an köpük yok, bekliyorum. Ama tabii bu arada beklerken de böyle balıklar dağılmaması için ufak ufak yemleri böyle eziyorum. Atıyorum. Şu şekil. Hemen önüme atıyorum. İleriye de atmıyorum. İleri atarsak balıkları kaçırız. Bak köpük oluştu şimdi. Hop! Aslanım! Oh, aslanım benim be! Oh, aslanım! Ah! Anam. Oh.
Çırpmam seni. Çırpmam. Uy. Dur. Lan. Dur. Ay. Lan ne oluyor? Dur. Oy. Arkadaşlar, iğnenin ucundan düşmedi. İğneyi kırdı balık. Of. Resmet iğneyi kırdı. Şuna bak ya. İğneyi görüyor musunuz arkadaşlar, bak. İğne burada. İğneyi kırdı. Misin adam? Azgın balık. Git bakalım. Şimdi bir de yine bağlamaya gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Oluyor bunlar maalesef. İğneyi de bağlamasını size göstereyim. Tabii şunu da bağlamıyor. Umarım net gösterebilirim. Buradaki eski misnayı kesiyoruz. Uçağımızı emniyetli bir yere bırakıyoruz. Şimdi misinamız tamıştayken arkadaşlar şöyle göstereyim. Önce bunu şöyle bir halka yapıyoruz. Ucu bu tarafta. Bu ucun olduğu tarafa iğnenin kancası bakacak. İğnenin palak kısmı, yani sap kısmı bunun ters yönünde olacak. Şu şekil. Şöyle göstereyim. Şu şekil arkadaşlar. Pozisyonu aldıktan sonra uçtan tutuyoruz. Şöyle bir halkanın içinden geçiyoruz. İki halkanın içinden geçiyoruz. Üç, dört, beş, altı, 7 8 Ben 8 tane yapıyorum. 10 yapanlar da oluyor. Hemen şurayı çekiyoruz. Ana bedeni. Yani kamıştan gelen ana bedeni asıyoruz. Sonra kanca tarafındaki ucu şey yapıyoruz. Dişi bizde tutup sıkıştırma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Normalde bu işlemi penseyle yapmamız lazım. Burayı ağzımıza aldığımız zaman tık şey yapar. Allah korusun takılabilir. Ama şu an yanında pense olmadığı için evet. İğnemiz hazır. Yemlemede ve balığı yakalamada peti bölgüsküyü kullanıyorum. Hani bunları videonun başında söyleyeyim de birçok kişi ileriye doğru kaydırdığı için abi işte yemle kullanıyorsun. Sadece balık yakalama anı değil. Yani videonun tamamını izlerseniz aslında birçok videolarımda bilgiyi veriyorum. Yani mera bilgisine varana kadar birçok bilgiyi veriyorum. Ama maalesef işte kaydırdığınız için atlayabiliyorsunuz. Atlamadan izlerseniz hem balığı nerede yakaladığımı, hem ne taktığımı, nasıl yakaladığımı hepsini görebilirsiniz.
Yapma be bebek. Arkadaşlar bu kütük. Kütüğü salacağız. Duman'ın hakkı da var aslında ama Duman'ın hakkını başka yerden veririz. Bunu ama buraya atmıyoruz. Ters istikamette farklı bir yere atıyoruz ki diğer balıkları çekmesin. Gel bakalım gel. Hoppa. İğneyi büyüteceğiz herhalde belli oldu. Aldım. Bakalım oğlum. Abi bu dumanın hakkı. Ha, bunu biz de yiyebiliriz de. Bu dumanın hakkı. Diğerlerinden biraz daha küçük. Öyle demeyin arkadaşlar. Yani Duman Efendi böyle bir oturuşta iki balığı, üç balığı yiyor yani. Böyle elim gibi bir buçuk balığı yiyor. Evet. Maşallah. Dumanın hakkı iki oldu arkadaşlar. Üçten sonra obez olur. Üçü de yakalayarsak ondan sonraki yakaladığımız küçük balık kalacağız.
Arkadaşlar kamerayı biraz kapattım. Şarj olsun diye, şarjım bitiyordu. Başıma gelene bakın. Kamışım biraz da kırıldı. Görüyorsunuz değil mi? Sağlık olsun. Kamışım biraz da kırıldı. Şarj olurken de 2-3 daha balık yakaladım. Boş durmadım. Kamış kırılacak ki yani olta malzemesi satanlar da para kazansın. Hayda Allah'ım. Evet arkadaşlar, bugünlük balık avı maceramızı sonlandırıyorum. Gördüğünüz üzere balıklarımız burada. Şimdi bunları önce şu kamışı şuraya bir yere koyalım. Zaten kırıldı biraz da, moralim ondan da bozuldu. Gördüğünüz gibi kamış böyle kırıldı. Ne yapalım? Sağlık olsun. Balıklar burada arkadaşlar. Şimdi bunları bir güzel yıkayacağım. Allah izin verirse temizleyeceğim. Deniz tuzuyla temizliyorum. Deniz tuzuyla temizlediğin zaman örnek veriyorum, hepsini şu anda yemesek bile burada temizledikten sonra buzluğa o şekilde atıyoruz. Hem daha taze oluyor. İyi oluyor. Tatlı suya hiç vurmuyoruz balıkları. Şöyle gösterelim. Çok sıcak olmaya başladı. O yüzden avımızı burada sonlandırdık. Biliyor musun? Ben bir uçak bulamadım. Nerede bir konu uçak? Uçakları musunuz arkadaşlar? Yani balıklar var ya, harika. Rabbim sizlere daha iyiler nasip etsin inşallah. Bunları şimdi bir temizleyeyim. Videoyu da burada sonlandırayım. Arkadaşlar, melanur yakalama olur, başka balıklar olur, merah olur. Bu konularla alakalı videonun başında da söyledim. Instagram'da mesaj yoluyla bana ulaşırsanız elimden geldiği kadar, karınca kararınca yardımcı olmaya çalışırım. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Balıkta veya da herhangi bir hobide kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Alanya'dan ve Gazipaşa'dan kucak dolusu selamlar.